Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün size çok özel bir video hazırladım. Dolandırıcılık hikayeleri. Bu videoyu hazırlama gereksinimi duydum. Sizlere önden uyarmak istemek için bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi öncelikli olarak ikinci el piyasalarında elektrikli bisikletlerde bir artış oldu, yönlenme oldu. Neden? Çünkü sıfırlara yetemiyor. Çok yüksek maliyetlerde olduğu için ikinci el almayı tercihler arasında tutuluyor bizler arasında. Şimdi İkinci el alırken dikkat etmemiz gereken o kadar husus var ki bunları birçoğumuz bilmiyor. Bununla ilgili bir video hazırlamıştım. Muhakkak sağ tarafta gösterdiğim videoyu bu video sonrasında ikinci el alacaksanız dinlemenizi tavsiye ediyorum. Hemen konuyu uzatmadan elimde bir örnek var arkadaşlar. Elektrikli bisiklette dolandırıcılar hemen sistemlerini kurmuşlar. Çok güzel sistemleri var aslında. Bilmeyen arkadaşlar bu dolandırıcıların ağına düşebiliyor. Hemen gelelim. Şimdi öncelikli olarak elimizdeki örnek RKS'nin RX5 modeli. Bunun fiyat skalalarını hemen Facebook'un Marketplace uygulamasında göstermek istiyorum. Bunu bilmeyen arkadaşlarınız varsa Marketplace diye bir uygulama var. İkinci el eşyalar satılabiliyor burada. Elektrikli bisikletler de dahil buna. Letgo gibi düşünebilir. Farklısahibinden.com gibi de düşünebilirsiniz. Birçok satış alanlarında, ikinci el satış alanlarındaki bir uygulama gibi düşünün. Şimdi burada örnekte olduğu gibi RX5'lerin fiyatlarına bakalım. 14.250, 13.000, 19.000, 16.000 bu şekilde gidiyor aşağıya doğru arkadaşlar. Bunlar normal gözüküyor bu fiyatlar. Tabii ki de normal dediğime bakmayın. Kendi aralarında da bir uçurum söz konusu. Konumuz bu değil. Konumuz tamamen dolandırıcı olan arkadaşı bunlar arasında bulmak. Şimdi ben hemen şöyle bir baktığımda fiyatlar, hadi diyorum bu fiyatlar normal olarak değerlendiriyorum. Ama normal olmayan bir fiyat var arkadaş. RX5'i 3500 TL'ye satmak isteyen bir arkadaşımız var. Hemen resimlerini göstereyim size. Çok doğal. Ev ortamı ya da ofis ortamında sanki çekilmiş gibi. Sıfır demiş arkadaşlar. Bakın şurada bir açıklama var. Sıfır ürün, hiç kullanılmamıştır. Bartın içi de elden teslimat diyor. Ne güzel bir kutu resminde. Yani hiç kullanılmadığını ifade eden bir kutu resmi de var. 81 ile de kargo yaparım diyor. Hümeyra arkadaşımız. Güzel de bir profil resmi var. Tam böyle. Erkek arkadaşlarımızı cezbeden bir noktadan vurmaya çalışıyor bu fake hesap açan arkadaşımız. Sakın bu ana düşmeyin arkadaşlar. Bu kişiyi görürseniz. Ama bu fake hesabı açan arkadaşlar başka hesaplarda açmış olabilirler. Sizin tek yakalayacağınız nokta 3500 TL, 4000 büyük büyük rakamların altında kalan küçük rakamlardan kaçın arkadaşlar. Yani bu fiyatları elektrikli bisikletin hurdasını bile alamazsınız. O yüzden böyle fiyatlar görüyorsanız kaçın. Yüksek fiyatlarda da dolandırıcılıklar söz konusu. Ama bununla ilgili videonun başında söylediğim gibi ikinci el alımlar için yapmanız gereken uygulamaları zaten söyledim. Sizin burada yapmanız gereken en önemli durum böyle bir fiyatla karşılaştınız. Sizi cezbetti, duygusal baktınız, iyi niyetle baktınız bu duruma ve arama gereksinimi, iletişim kurma gereksinimi hissettiniz. Ve bu arkadaşın size anlattığı ilk hikaye, ilk yöntemini söylüyorum. Diyor ki siz bunu kargo yöntemiyle biz size gönderiyoruz diyor. Ama göndermeden önce EFT ve havale işlemini yapmanız gerekli. Ben hesabımda gönderdikten sonra size bir kargo takip numarası vereceğim. Kargonuzda özel bir kargo ile gönderim sağlayacağım diyor. Siz de bu durumu tabii ki parayı ödüyorsunuz. EFT ve havale yapıyorsunuz ve kargoyu beklemeye başlıyorsunuz. Ama boşuna bekliyorsunuz. O kargo hiçbir zaman gelmeyecek. Veya gelen kargo size farklı bir şey olabilir. Bu aslında bildiğimiz bir konu. Dolandırıcıların sık kullandığı yöntemlerden biri. Hemen ikinci bir konu daha var. Bu sistem işlemediyse hemen size şunu söylemeye çalışıyor arkadaşlar. Diyor ki kapıda ödeme ile size bunu gönderebilirim diyor. Eğer bir güvensizlik söz konusuysa diyor. Siz de tabii ki hemen düşünüyorsunuz. Kapıda ödemeyle diyor. Kocaman bir koli gelecek bana. İçi boş olamaz. Ama özel bir kargo ile gönderiyor arkadaşlar. Bildiğimiz diğer kargo firmaları değil bu. Hemen bakıyoruz. Bu yöntem de sağlıklı geliyor. Kimileri için, basireti bağlananlar için söylüyorum. Bu yöntemi de kullanarak insanları dolandırıyor. Evet, bir kutu geliyor ama
O kutunun içinde RX5 olmayacak arkadaşlar. Sizlere buradan bir takım tavsiyelerde bulunmaya da çalışacağım. Bir, elektrikli bisikleti almaya karar verdiyseniz arkadaşlar, kesinlikle yüz yüze iletişim kurmanız gerekiyor. Öyle il dışından vesaire uzak noktalardan hiçbir şeyi, elektrikli bisiklet değil, hiçbir şey almayın arkadaşlar. Bu çok riskli bir durum. Hele hele peşin ödemelerde bir şey bekliyorsanız gerçekten buhar olabilir paranız. Bu sebeple sizleri uyarma gereksinimi buradaki örneklerden yola çıkarak bir fikir oluşturmaya çalıştım sizler açısından. Bunu sadece dediğim gibi 3500 TL olarak düşünmeyin. 10.000 lira olarak da sizi kandırmaya çalışılabilir. 11.000 lira da olabilir. Bu yüzden tek yapmanız gereken yüz yüze görüşerek birebir fiziksel olarak ne alacaksanız bunu görmeniz gerekiyor. Dolandırıcıların ağına düşmeyin. Sonrasında hep iyi niyetimin kurbanı oldum. Basiretim bağlandı. Ben de böyle olmasını istemezdim gibi söylemlere gerçekten gerek yok. Mantıklı ve akıllı bir davranışla bu dolandırıcıların önünü kesebilirsiniz. Bu mümkün arkadaşlar. Kanalımızda birçok video var. Birçok videolarla sizlere bilgiler vermeye çalışıyoruz. Onlara da göz atmanızı tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler için yararlı bir bilgi olmuştur. Kanalımızı takip eder, yorum yapar ve beğeni yaparsanız çok sevinirim. Sizlerin ihtiyaç duyacağınız bilgileri bu kanalda adı üzerinde Bilgi Bankası aracılığıyla ulaştırmaya, bilgilendirmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.